Sayın seyirciler, 14 Mayıs Çiftçiler Günü Karahasanlar Köyü'nde düzenlenen programla kutlandı. Programda çiftçiler sorunlarını dile getirirken bir günde olsa gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. 14 Mayıs Çiftçi Bayramı Karahasanlar Köyü'nde kutlandı. Kutlanan bayramda çiftçiler sorunlarını dile getirdiler. Çok sayıda protokolün katıldığı Çiftçiler Günü'nde ilk konuşmayı Ziraat Odası Başkanı Niyazi Özbil yaptı. Özbil, çiftçimizin dertleri saymakla bitmez. Kalkınmamışlığın en acı faturasını ödeyenler çiftçilerdir dedi. Güzel günümüz için buraya kadar teşriflerinizden dolayı hepinize hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sanayi gibi, ticaret gibi, madencilik gibi ekonomimizin en önemli bölümlerinden birini oluşturan tarımımızın çilekeş emekçileri, çiftçi kardeşlerimizin dertleri saymakla bitecek gibi değil. Kalkınmamışlığın en acı faturasını ödeyenler çiftçilerdir. Bu faturanın bedeli oldukça ağırdır. Çünkü bütün sektörlerimizde olduğu gibi tarımımızda da temel girdiler yabancı, ithal malı olduğundan bu girdiler pahalıya mal olmakta. Maliyetler artmaktadır. Bu sancı ülkemizin topyekün kalkınması sağlanıncaya kadar devam edeceği benzemektedir. Çiftçimizin yaşadığı acı gerçekleri kimse gözden kaçıramaz. Görünen köy kılavuz istemez demişler. Bir çile yumağını andıran çiftçimizin dertlerinden sadece hatırlatmak adına birkaç cümleyle bahsedip geçmek istiyorum. Değerli misafirler, bugün bir kilo süt bir kilo sudan daha ucuzdur. 1990'larda 55 kuruş olan buğday bugün 35 kuruşa buğday satıp bugün 35 kuruşa düşmüştür. Ama ekmek sürekli zam almaktadır. Daha dün 2 kilo buğday satıp 1 kilo mazot alan çiftçi bugün 1 kilo mazot alabilmek için 5,5 kilo buğday satmak zorundadır. Evet, bugün ülkemizde kazancı giderlerini karşılayamayan binlerce çiftçi haczin pençesinde kıvranmaktadır. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. İstediğimiz şey çiftçinin ve tarım dünyasının tarımın dünya gündemindeki yeri ve önemini vurgulamak. Amacıyla her yıl kutlamaya çalıştığımız 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ile çiftçimizin dünya gerçeklerinden haberdar olmasıdır. Arzumuz taraf olmak, duvarlar örmek değildir. Bütün bir Türk milletiyle el ele kardeşlik ve el ele gönül gönüle bir ve beraber olmaktır. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tarih Baştaymaz ise tarım sektörünün bazı dayatmalar nedeniyle her geçen gün geriye gittiğini belirtti. Dolayısıyla sizlerin sorunlarınız bizlerin sorunları. Dolayısıyla sizlerin sorunlarınıza her zaman yardım etmeye hazırız. 1980'li yıllara kadar tarım sektörü gerçekten altın çağını yaşadı. Ancak 1980'li yıllardan sonra tarım sektörü maalesef ihmal edilmeye başlandı. Günümüzde de gerçekten IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği dayatmalarıyla tarım sektörümüz her geçen gün geriye gitmekte. Mutlaka biz çiftçimizden yana olan, üreticimizden yana olan, onları destekleyen ulusal tarım politikalarını devreye sokmamız gerekiyor. Yoksa biz kendi olanaklarımızla yetiştirebileceğimiz birçok ürünü yurt dışından döviz ödeyerek ithal etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla da her geçen gün köylerimiz boşalıyor. Bunlara mutlaka bir an önce çözüm bulup bunlara çözüm üretip durdurmak durumundayız. Gerçekten ülkemiz çok geniş tarım potansiyeline sahip. Bütün Avrupa'yı besleyebilecek tarım potansiyeli, toprak potansiyeli, su potansiyelimiz var. Ancak maalesef biz birçok tarım ürününü yurt dışından ithal eder duruma geldik. AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı ise yanlış yönetimler nedeniyle yaşanan sorunların 80 yıldır çözülemediğini, bu sorunların çözülebilmesi için çiftçilerin el birliği yapması gerektiğini kaydetti. Kaynakları az kesime dağıttığınız zaman buradan çok daha fazla
fayda görülebiliyor. Ancak bugün %35 dolaylarında olan tarım nüfusunun çokluğu bizim sanayileşmeye, sağlıklı bir sanayileşmeye, sağlıklı bir hizmet sektörüne gitmemiz gerektiğini, tarım nüfusunun bu sektörlere kayması vasıtasıyla problemlerini azaltmaya doğru gitmesini beraberinde getiriyor. Türkiye'nin bu... Yapılan konuşmaların ardından ise sırayla halk oyunları ve yöresel sanatçılar sahne alırken çiftçilere en güzel sürprizi Eskişehir Alpı Belediye Başkanı Mustafa Gökçe söylediği birbirinden güzel türküleriyle yaptı.